Allah neden böyle insanlara tehdit ederek konuşuyor? Niye tehdit etmesin? Sence niye tehdit etmesin? Yani koca öğretmen ilkokul çocuğunu rakip olarak görmez. Tehdit yok, hep teşvik var. İnsan tek boyutlu olurdu. Şöyle bir soru var. Diyorlar ki Allah neden böyle insanlara tehdit ederek konuşuyor? Sanki bir gücü var yani. O sanki insan, o Allah'ın ortağı. Aynen. Şeytan da öyle diyor. Bak ben sana gösteririm ha der gibi. Aynen. Emsal gibi evet. Cevap veriyor. Konuşuyor tarzında böyle sorulup. Çok ilginç. Evet. Bunu külliyatta almış mı ele? Hatırlayanınız var mı? Kur'an'ın belagat-ı icazından 5 noktasından galiba 2. noktası terhip ve tergib diye geçiyor. Teşvik ve tehdidi. Kur'an'ın mucizeliğindenmiş. Çok tuhaf. Eksiklik denilen şey mucize oluşundandır. Sıradan olsaydı insanın gündemine gelmezdi. Kur'an niye bu yöntemi tercih etmiş? Oysa güçlü insan tehdit etmez. Vurur indirir. Sanki ortağıymış gibi şeytan veya inkar edenler sanki Allah'a bir zarar veriyormuş. Sanki sahasını daraltıyor. Sanki Allah'a aciz bırakmış gibi yani anlaşılıyor. Yani Allah'a yakışır mı? Ben aldığım notları okuyayım. 25. sözden aldım. 380'de. Bak şimdi şaşıracaksınız. Ben de o gözle baktım. Öncelikle bir yöntemimiz var ya burada da kullanıyorum. Niye tehdit etmesin? Sence niye tehdit etmesin? Bu soruyu sorana öyle cevap vermek lazım. Sen söyle. Sen söyle de biz de tehdit etmemesi lazım. Çünkü söyle. Mesela tehdit etmeyen bir fabrika var mı? Tehdit etmeyen bir okul var mı? Tehdit etmeyen bir devlet var mı? Yani mükafat ve cezası olmayan bir kanun var mı bir devletin? Yani hep mükafatı var, tehdidi yok. Adamı öldürmenin cezası tehdit değil midir? Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tehdit ne kadardı? 20 sene. Niye tehdit ediyor? Aciz mi polisi? Bak ha diyor. Ha, o zaman ne sorulursa sorulsun. Mesela şöyle, Allah niye sonsuz büyük diye sorulsa hemen ilk cevap vereceğim şu yöntemi takip edin. Niye büyük değil veya ahiret var mı sorusuna soruyla cevap ver. Niye yok? O söylesin. Niye yok? Ha, hemen sarılacak şuna. Görmüyor. Görmediğin şey yoksa o zaman fiziğin altyapıları hiçbir şey yoktur. Şimdi birincisi bu. İkincisi izahı çok ilginçtir. Yapabildiğim kadar. Hem aciz insan tehdit eder, yapamadığı için insan yapamadığı zaman tehdit eder veya niye tehdit eder? Yapması için, güç vermek için. Tehdit aslında güçtür. Bakın garibinize gidecek. Neleri aktif ediyor? Haşa Cenab-ı Hak aciz değil. O zaman tehdidi niye etsin? Hak ile yeksan ederdi, etmiyor. Niçin yapmıyor? Nasıl ki insan gaflet, tembellik, hantallık, uyuşukluk veya kale almadığı şeylerde tehdit ile üzerindeki gibi sıfatları ortaya atıp sıyrılır. Mesela gaflet var, hantallık var. Hantal, uyuşukluk, kale almıyor, değer vermiyor. O tür üzerimizdeki o hantal sıfatları tehdit ile atabiliyorsun. Teşvik ile atılmıyor. Mesela nasıl ki güçsüz insan yorgun, yürüyemez haldeyken köpeğin havlama tehdidine veya saldırı tehdidine maruz kalsa ne olur? Tüm potansiyel güçlerini konsantre olduğu gibi aktif ederdim. Mesela bir hantal adam böyle langur langur yürüyen adam düşünün Zübeyir. Köpek saldırsa sen o kaç tane köpek çevirmişti? 8. Kaç yaşındaydın? 10 yaşında. Nasıl ne yaptın gördün mü o çantayı değil mi? Demek ki insanın potansiyel bir gücü var. Kuvve yani. Mesela hiçbir gücüm şu anda güç yok. Elimi böyle tuğlaya vursam elim kırılır. Elim kırılır. Ama konsantre olsam o kırılır. İnsandaki potansiyel bazı güçler var. Celali güçler var, cemali güçler var, kemali güçler var. Onlar nasıl çıktığını yapacağım, örnek vereceğim. Celali güçler tehditle ortaya çıkıyor. O da bir güçtür. İnsanı yapılandırıyor. Bir tanesini verdim. Mesela güçsüz, işten gelen adam köpek saldırısına uğradığı zaman gözükmemiş bir potansiyel gösteriyor. kaçmada, savunmada. O güç nasıl çıkar? Ancak tehditle çıkardı. İnsanda da potansiyel bu güç var, doğru yaşama için celali güç deniliyor. O ancak tehditle ortaya çıkıyor. Başka çıkmıyor. Örnek de vereceğim. Hem cemali hem celali hem de kemali sıfatlardan insanda bir kuvve var mesela. Tuğlayı kırmak, koşmak, şey yapmak ama konsantre olduğu zaman o güçler çıkıyor. Veya düşünce. Mesela psikolojide kullanayım. Neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Mesela bir misal söyleyeyim. Ben yorgun olduğum zaman yurt dışında her akşam, her gün 3 yerde dersteyim. Yoruluyorum. Kendimi böyle canlı, güçlü bir ders yapıyormuş gibi hayal ediyorum. Öyle oluyorum. Veya her şey bitmiş, Türkiye'ye gitmişim. Onun keyfini yaşıyorum. Trenle, arabayla giderken ders bitti, Türkiye'deyim. Elhamdülillah güzel bir hizmetleri olmuş. Onu hayal ettiğim zaman derse çok güçlü giriyorum. Bitmiş gibi giriyorum derse. Kur'an'da da bu yöntem kullanıyor. O kainat bitmiş, olmuş, bitmiş. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehennemde. Böyle bir üslup da var, bitmiş. Allah'ın nazarında mazi müstakbel yok. Üslup da var. Mazi üslubu da var. İstikbal üslubu da var. Mesela bu psikolojide kullanırsın böyle. İşim bitti. Türkiye'ye gidiyorum. Çok güzel şey, Yunanistan'ın hizmetleri oldu. Çok hoş. Elhamdülillah. Daha ortasındayım. Giderken arabayla uçaktan onun keyfini yaşıyorum. Tam o halet düşünceyle derse giriyorum. Nasıl olurum? Bir de kelami sıfatlar bir kuvve insanda var. Mesela şefkat, muhabbet, vefa, af gibi insanda donanımında var. Şefkat. Ne zaman çıkıyor? Teşvikte çıkar. Şefkat, muhabbet, iltifat ediyorsun, bak hizmet şey yap kardeşim, muhabbet edersen Allah sever, affedersen seni Allah affeder, şefkat edersen Allah sana şefkat eder, sen kusurları görmesen Allah da senin kusurunu görmez. Ne yapıyorsun onu? Onu yapabilecek güç alıyorsun. Demek ki cemali sıfatlar var bizde, şefkat, muhabbet, af gibi. Bunlar teşvikle ortaya çıkar. Teşvikle. Celali sıfatlar mesela, gayz, nefret, öfke, kin, kibir, gadab, inat gibi celali sıfatlar da teşvik veya tergip, tehdit ile ortaya çıkıyor. Yani sanki Allah insana öfke etmiş, gadab etmiş, böyle kıracağım olan seni böyle bir tarafını. Şefkat, muhabbet nasıl böyle cemali güçler aktif ettiği gibi bu celali güçleri de aktif ediyor. Mesela hiçbir şey yok. Sinirlensen nasıl güç oluyor? Seni sinirlendiriyor bu. O cehennem ya Allah Allah yani diyor. Yani demek ki insanda da nefret bir güçtür. Öfke bir güçtür. Kin güçtür. Gadab güçtür. Kibir, inat. Neler yaptırıyor adama ya? Neler yaptırıyor? Onları neyle ortaya çıkıyor? Tehditlerle çıkıyor. Yani o potansiyeli çıkartmak içindir. Yoksa tehditle Allah haşa aciz olduğundan yapmıyor. İstese helak eder, yapmıyor bunu. Peki niçin yapıyor? Sana yanlışını düzeltme fırsatı vermek için yapıyor. Tehdit ediyor ki düzelt. Ama eğer tehdit de hakikaten seni hak ile yeksan etmek gayesi olsaydı tehdit etmezdi ki. Bir unsuru harekete getirdi. Hava unsuru, toprak unsuru, su unsurunu, güneş unsurunu helak olurdu. Yani hatayı düzeltme fırsatı veriyor. Cehennem tehdidiyle karşılaşınca insan ne yapıyor? Peki tersini düşünelim. Tehdit etmemiş olduğunu düşün. Furkan mesela tehdit yok. Hep teşvik var. İnsan tek boyutlu olurdu. Şimdi kemali sıfatları da göstereceğim. Çok ilginç o da. Bunlar onunla olur. Yani bazen muhabbet, şefkatin açığa çıkardığı güç insanda olduğu gibi muhabbet, şefkat insanda ortaya çıkarttığı güçler olduğu gibi bazen de inadın, gururun, gadabın ortaya çıkarttığı güç var ki müsbet güçler çıkartamaz onu. İnat var ya, yok olan azınlık mesela. Yunanistan'daydım. Türklerde öyle bir inat var ki şimdi o bozulmayanlar acayip. Bozulan bozuldu. Bozulmayan, yani şöyle psikolojide bizim bir cümle vardı. Seni yıkamayan şeyler seni güçlü kılar. Yani yıkamadı. O direnme insanı güçlü kılıyor. Şimdi bazen de inadın, gururun, gadabın çıkarttığı bir güç var. Yunanlara, Rumlara karşı direniyorsun. Yani emilmeye direniyorsun. Almanya'daki o azınlık mesela şeyi seni Almanlaştırmak istiyor. Ona karşı direniyorsun, inatlaşıyorsun, kinleniyorsun. Öyle bir güç oluyor ki sana direnme gücü veriyor. Yani bir şey yaptırıyor sana. İnat bir şey yaptırıyor. Olan ben dilimi öğreneceğim lan. Güçtür o. Olağanüstü gücü de tehditlerle ortaya çıkarıyor. Bazen de kemali mesela şeylerle, celal, cemal, kemal. Cemali güçler, teşviklerle, celali sıfatlar, celali, inat, kibir gibi şeyler de tehditlerle, kemali sıfatlar da tefekkür, ibadet, tövbe, istiğfar, nedamet de çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Mesela ortaya çıkınca mesela namaz hareketi diyelim. Namaz hareketini aynısını taş ocağında yapsa, insan çalışsa yüzü nurani olmuyor. Niye namazda oluyor? Kemali sıfatlar ortaya çıkıyor. Simalarda, ahlaklarında kemal, fiillerinde, davranışlarında ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak yok edebileceği halde tehdit etmesi ölmeden önce hatanı, kusurunu düzelt, fırsatını vermek içindir. Aslında tehdit de bir eğitim yöntemidir. Eğitim yöntemidir. Şimdi bana söyle, hangi okul var ki tehdidi yok? Yani cezası yok. Yani sınıfta kalmak tehdit değil mi? Disiplin değil mi? İş yeri, işten atılmak tehdit değil midir? Devleti mesela istediğini yapabilir misin devleti şimdi burada? Adam öldürmek istiyorum, şunu kırmak istiyorum. Tehdit değil mi? Mesela benim canına okurum, benim bahçeme gelirsen köpek tehdit değil mi? Tehdittir. Niçin tehdit? Nizamı sağlıyor. Tek boyutlu nizam olmaz. Tek boyutlu insan gelişmez. Mesela hiç güneş yok. Hep böyle kapalı hava var. Gelişir mi insan? Gelişmez. Anladın mı abi? İtaat ettirip kudretini gösteriyor tehditle. Aczini fark ettiriyor sana. Ve nizamı, düzeni oluşuyor. Bir adaletin aslında... Eğitim. Eğitim yöntemidir. Mesela bazı şeyler ilkokul çocuğuna teşvik de yaptırabilirsin. Bazılarını tehdit de yaptırırsın. Tehdit aslında bizim anladığımız gibi kırarım bir tarafına. Yani koca öğretmen ilkokul çocuğunu rakip olarak görmez. Onu bir eğitmek ister. Mesela sopayı gösterir sığıra. O da bir eğitim yöntemidir. Yani insanın celali, cemali ve kemali sıfatlarını uyandırmak yöntemidir.